Mahmud Ebu Reyye'nin Muhammedi Sünnetin Aydınlatılması isimli kitabı. Piyasada var. Yani internetten ya da kitapçılardan ulaşabilirsiniz kitaba. Muhammedi Sünnetin Aydınlatılması kitabına özellikle referans verdi hocamız. Evet. Çünkü orada detaylı bir şekilde Peki, bunun eyvallah. izlerini görüyoruz. Mesela ben bir örnek okumak istiyorum hocam. Musa aleyhisselamla Adem'i yarıştıran bir rivayet örneği. Maalesef bu rivayet Müslim'de geçiyor bu rivayet. Buhari'de, Evet. Ebu Davud'da, İbn-i Mace ve İbn-i Hanbel'de ve Tirmizi'ye kadar, Müslim'e kadar sızmış, oraya girmiş bir rivayet. Kameraman arkadaşlarımız da gösterebilir, hani okuyucularımızla beraber okuyalım hadisi. Hani nereden çıkarttım bu şeyi demesinler. Okuyalım, bakalım ne diyor. Ebu Hureyre'den Resulullah şöyle buyurdu. Adem ile Musa birbiriyle münakaşa etti. Musa ona dedi ki, sen insanları saptırıp onları cennetten çıkartan kimse misin? Adem de ona dedi ki, sen Allah'ın her şey ilminin kendisine verdiği ve kendisini bütün insanlara üstün kılıp peygamber olarak seçtiği Musa mısın? O da evet dedi. Adem dedi ki, ben yaratılmazdan önce takdir edilen bir şey için mi kınıyorsun? Şimdi hadis bu. Yani rivayet daha doğrusu. Evet. Allah Resulüne isnat edilen bir rivayet. Bu rivayette ilginç iki şey Evet. var, kod var. Birincisi, Adem ile Musa münakaşa ediyorlar ama Adem burada insanları saptırıp cennetten çıkartan kimse olarak hakir görülüyor. Ama Musa'ya gelince iş, bütün insanlara üstün kılınıp peygamber olarak seçtiği Evet. Musa mısın şeklinde takdim ediliyor. Evet. Ve yani bir peygamber yarıştırma var ve Musa aleyhisselam özellikle üstün kılınıyor Adem'e karşı bu yarıştırmada. İkinci önemli done de bu hadiste, rivayette Adem sen beni yaratılmadan önce takdir edilen bir şey için mi kınıyorsun diyor. Yani kaderciliği buraya aynen yani kasti olarak yerleştirilmiş. Koymuşlar. Ve bu Evet. maalesef bizim temel hadis kitaplarımıza geçmiş. Evet. İşte sanıyorum hocam Kur'an'a arz, Kur'an'ın Furkanlığında hadisleri değerlendirme çağrısının da önemi buradan çıkıyor. Ben bunu Kur'an'a arz ettim. 9 tane Kur'an'la zıtlaşan yerini buldum bu hadisin, bu Evet. rivayetin. Yani Peygamberimize yapılmış bu iftiranın. Yani aslında bu iftirayı yapanları bulup iftira cezası, haddi kazfi iftira vurmak lazım bunlara. Evet. 80 Anlatabiliyor muyum? celde Aynen, neydi değil 80 mi? celde. Efendim. Çünkü bunlar Peygamberimize iftira eden başkasına nasıl, niye etmesin ki? Bizlere niye etmesin ki? Şimdi hocam Anladın ilginç mı? bir şey var. Bu konuyu 9 evet. tane Buyurun. 9 tane Kur'an'la zıtlaşan yerini buldum. Bir, Kur'an her şeyi bilen sadece Allah'tır diyor. Evet. Evet. Her şeyi bilen sadece Allah'tır. Bu rivayet ise her şeyi bilenin Musa olduğunu söylüyor burada. Evet. Yani Tabii öyle diyor. sen her şeyi bilen efendim, her şeyin ilminin kendisine verildiği Musa mısın? İkincisi, Kur'an Adem'i kandırıp saptıranın şeytan olduğunu söylüyor. Bakara şey Araf suresi 27. ayette. Bu rivayet Adem'in insanları saptırdığını söylüyor. Adem'in insanları saptırdığını. Evet. Anlatabiliyor muyum? Açıkça Adem'in insanları saptırdığını söylüyor. Oysa iblis Aynen öyle. kandırmıştı. Aynen öyle. Yani Evet. üçüncüsü, Kur'an Adem nefsine uydu ve Rabbine asi oldu diyor. Taha suresi Evet. 121. ayet. Ve asa Adem Rabbahu fegava. Adem'i kınıyor yani Kur'an. Bu rivayet Adem'in kınanamayacağını söylüyor. Açıkça kınanamaz diyor. Dört, Kur'an'da Adem ve eşi biz kendimize zulmettik. Rabbena zalemna enfusena Araf diyorlar. suresi 23. Evet. Kendilerini kınıyorlar Araf 23'te. Bu rivayet Adem'in kader kurbanı olduğunu söylüyor. Beşincisi, Kur'an Adem'in günahından mesul olduğunu ve tevbe ettiğini söylüyor. Tevbe, Bakara suresi 37. ayet. Fetelakka Adem min Rabbi Evet. kelimatin fetabe aleyh. Bu rivayet Adem'in günahından mesul değil, ona mecbur olduğunu söylüyor. Günahına mecbur olduğunu söylüyor.
6. Kur'an'daki Adem fiilinin ahlaki sorumluluğunu kabul ediyor. Araf suresi 23. Bu rivayetteki Adem beni saptırdığın için diyerek Allah'a sorumluluğu Allah'a atan şeytana hatırlatıyor. Oysa ki Kur'an'da bunu diyen şeytandır iki yerde. Hı. Efendim evet. Sen beni saptırdığın için diyor Kur'an'da. Şeytan Allah'a iftira ediyor. 7. Kur'an'a göre Allah Adem'inden geçmişte söz almış fakat onu azimli bulmamıştı. Öyle diyor. Adem'den söz almıştık fakat onu azimli bulmadık. Efendim. Taha suresi 115. Bu rivayete göre ise Adem'in yaklaşmayın ilahi talimatına rağmen yasak ağaçtan yemesi kader olarak takdim ediliyor. Bu şu manaya geliyor. Allah Adem'e bir şeyi önce kader kılmış, sonra da dönüp onu yasaklamış. Yani önce kader kılıyor, sonra yasaklıyor, hesap soruyor. Haşa. Bu nasıl bir iftiradır Allah'a? 8. Kur'an peygamberleri ayırt etmemeyi öğütler. Bu uydurma rivayet adeta rivayetin Yahudi menşeini haber vericesine Hazreti Musa'nın peygamberlerde dahil alemlere üstün kırıldığını söylüyor. Bu haliyle rivayet sevgili peygamberimize uyarlanan levlake levlak uydurmasının Hazreti Musa versiyonu. 9. Herkes Kur'an herkes yaptığının rehinidir diyor. Yaptığının rehinidir diyor. Fakat rivayet bunun tam zıttını iddia ediyor. Buna göre Adem yaratılmadan önce takdir edilen şeyi yapmıştır. Bundan dolayı da kınanamaz. Aslında bu rivayeti niye sokuyorlar? Bu durumda aynı şey şeytan, Kabil, Nemrut, Firavun, Ebu Leheb, Ebu Cehil için de geçerlidir. Şeytanın dini olan kadercilik dinini rivayet kültürünü kullanarak İslam'a taşıyan Emevi iktidarının kurucusu Muaviye'dir. O Bedir'de Resulullah'a karşı savaşıp öldürülen amcası, kendi de savaşıyordu çünkü, evet. Amcası, dayısı ve kardeşi için mazeret bulma peşindeydi. Aynı şey bir katil ve bir hırsız için de geçerlidir. Şu halde bütün bu kişiler de daha kendileri yaratılmazdan önce takdir edileni yaptıklarından dolayı sorumlu tutulamazlar. Yezid de mesela Hazreti Hüseyin'i öldürmüş. Aynen. Allah istediği için öldürmüş. Onu Allah öldürdü diyor. Tabii. Onu kardeşi söylüyor. Evet. Hocam burada şu açığa çıkıyor. Yani bu konuştuklarımızın benim anladığım kadarıyla. Şimdi bugün Şia düşmanlığı yapanların büyük bir kısmı Şia'dan besleniyor. Varlık tasavvuru olarak aynı hemen Şia'dan hemen aynı şeyleri hatta. Besleniyorlar. Yani Şia'dan besleniyorlar. Evet. Yani aslında bugün Şia'yla kan, kıtal üzere olan Şia'yı tekfir edenler Şia'nın hık demiş burnundan düşmüş olanlar. Şia'nın içerisinden Kur'an merkezli Müslümanlar var. Dedi diye birilerine Şia ajanı, Şii, gizli Şii falan gibi birileri tuhaf, deme canım beni evet, işte size, evet. Allah Allah diyenler evet, tekfir etmeyin evet. Diyenler dediğim için bütün Şiiler, evet. Bütün Caferiler böyle değildir. Eyvah. Her grubun içerisinde bu tarz inanışlara sahip olan da vardır, olmayan da vardır dediğiniz için size Şia ajanı, Şii diyenler aksine siz mesela yarım saattir, 40 dakikadır temel Şia'nın bir temelini, varlık tasavvuruyla ilgili bir temelini Kur'an merkezi bir şekilde kritiğe tabi tuttunuz. Doğru. Bu da mesela ilginç. Evet, eleştirdik. Evet, gördük. Başka bir ilginç durum, rivayetler Allah Resulüne iftira olduğu için eleştiriyoruz bu tarz rivayetleri. Tabii ki. Yoksa Allah Resulü bir şey dedi. Hayır. Biz de haşa Allah Resulü'nün sözünü tartışmıyoruz. İmam-ı Azam'a da böyle iftira etmediler mi? Yani sen Allah Resulü'nün hadislerini inkar ediyorsun dediler. O da dedi ki hayır, Allah Resulü'nün sözü benim başımın gözümün üstüne. Ben Allah Resulü'nün ağzına bir iftiranın konmasını reddediyorum dedi. Aynısını da ben söylüyorum. Aksine burada biz Allah Resulü'nü savunuyoruz. Aynen öyle. Atılan iftiralara karşı. Aynen öyle. Allah Resulü'nü aynen savunur gibi yapanlar ise bu tarz iftiralarla Allah Resulü'nü zan altında bırakıyorlar. Allah'ı zan altında bırakıyorlar. Çünkü demin okuduğunuz 7 madde Kur'an'a yönelik aslında bir İslam'a müdahale aslında. Aynen yani tek bir rivayeti okuduk. Hem bu şu demek değil tabii. Yani bütün hadisler böyle değil. Kesinlikle. Kur'an'a aykırı olan rivayetleri biz konuşuyoruz ki tabii. Burada biz de bir uygulamasını yani bir Kur'an'a artı uygulamasını
Biraz önce siz yaptınız hocam. Bir tane olsun. Bu değil ki güzel kardeşim. Allah aşkına hangi birini alayım ben burada? Hiç şüphesiz ki bunlar sayılıdır. Sayılıdır ama bunları saymamıza bile tahammül edemiyorlar. Yani zina eden maymunu recmeden rivayeti mi alayım buraya? Efendim Allah Resulü'nün önünden geçen 3-4 yaşında çocuğu geçtiği için Allah Resulü namazdan çıkmış, beddua etmiş, çot ol demiş. Ayakların yani kötürüm olsun, yürüyemez ol demiş ve ömür boyu kötürüm olmuş o çocuk. Ömür boyu öyle yaşamış. Bunu da Allah Resulü'nün mucizesi diye nakletmezler mi? Yani gel de saçını başını yolma. Bunu mu nakledeyim? Allah en ünlü hadis kitabının içine Hazreti Musa'nın ölüm meleğinin gözünü çıkardığı rivayetini yerleştirmeyi mi nakledeyim? Hazreti Musa'nın elbiselerini kayaya çaldırıp koca peygamberi kayayı tokatlayıp kayayı dövdürerek kayayı inlettiren bu Yahudi rivayetini getirip oraya koyanın rivayetini mi nakledeyim? Yani hangi birini nakledeyim? Allah, Kur'an bir şey diyor, bunlar bir şey diyor. Kur'an'ın dediği bir başka şey, bunların dediği bir başka şey. Bunların rivayetine inanırsak, Kur'an mürtedin öldürüleceğini değil, Kur'an mürtedin dünyada cezasının olmadığını söylüyor. Bunlarsa Kur'an'ın karşısına geçmişler, mürtede dünyada ceza biçiyorlar. Zorlama şimdi, dinde yoktur. Yoktur. Aynen. Zorlamanın hiçbir türü yoktur. La diye başlıyor. Evet. La ikrahe fiddin. Zorlamanın hiçbir. Üstelik de bu medeni ayet yani. Mekke'de de kalmadı. Yani işte mensuhtur, nasiktir, şundur, budur diye efendim şey de bulamazsınız. Bahane de bulamazsınız. Öbür taraftan Kur'an zina edene hiçbir ayrım yapmaksızın 100 celdeyi takdir ediyor. Ama sen kalkıyorsun, onun karşısına recmi koyuyorsun. Kur'an namaz kılmayana ölüm cezası koymuyor. Sen içtihatla namaz kılmayanı öldürüyorsun. Kur'an 5 kez içki içeni öldür demiyor. Ama sen öyle bir fıkıh koyuyorsun ki 5 kez içki içeni ölü öldürüyorsun. Kur'an kara köpekler hakkında hiçbir şey demiyor. Sen kara köpekleri Allah Resulüne şeytan ilan ettiriyor ve öldürtüyorsun. Kur'an kertenkele düşmanlığı yok. Kur'an Allah'ın her yarattığının bir sebebi olduğunu söylüyor. Bir hikmeti olduğunu söylüyor. Her yaratılana bir ayet olarak bakmamızı telkin ediyor Kur'an. Sen kertenkeleyi bir vuruşta öldürmeye 100 sevap veriyorsun. Öldürmeye ne kadar meraklısın be kardeşim. Yani böyle bir kültür. Bu İslam'ın kültürü değil. Sonra oturup şey diyoruz değil mi hocam? Evet. Tahran'daki ruhban rejimi niye Suriye'de katliam yapıyor? Aynen IŞİD öyle. Niye milleti öyle. Kesiyor diyoruz. Aynen. O bu zihniyetten kaynaklanıyor bu tarz. Aynen şey. Öyle. Bu zihniyet, öldürmeyi seviyorlar çünkü. Öldürmeyi çok seviyor. Yani Müslümanlar boşuna şiddete böyle hazır hale getirilmedi. Bu uydurulmuş din Müslümanları öldürmeye karşı tüm hassasiyetlerini kaybettirdi. Yani öldürerek cennet kazanmaya çalışan bir tip var önünüzde. Öldür, öldür. Kertenkeleyi öldür, siyah köpeği öldür, namaz kılmayanı öldür, içki içeni öldür, dinden döneni öldür. Öldür ya, öldür, öldür gitsin. Senden başka insan kalmasın. Zaten böyle şu tarihimize bir bakalım. O adam bana da mürtet diyor. Anlatabiliyor muyum? Ona göre ben de öldürülürüm. Tarihte mürtet siyasi bir yok etme aracı olarak rakipleri, hasımları, siyasi karşıtları dize getirme ve yok etme aracı olarak kullanıldı. İmam Azam'ın öldürülmesi neydi? İmam Azam 2 kere tekfir edildi, 2 kere tevbeye davet edildi. Taberi yani. Tevbeye davet edilmek demek kafir oldun, sen Müslüman ol demektir. Istilahta kavram budur. Bunun için kullanılır. İmam Azam'ı tevbeye davet edildiğini söyleyen iki Süfyan, Süfyan-ı Sevri, Süfyan bin Uyeyne. Düşünebiliyor musunuz? Ve onun İdam fetvasını veren de Evzai efendim. Evet. Yani bunların kim olduğunu biliyoruz. Hangi sistemden olduğunu biliyoruz. Hangi ekole mensup olduklarını biliyoruz. İmam-ı Azam Rey ekolüne mensuptu. İmam-ı Azam'ı katledenler bugün
gözümüzün içine baka baka İmam-ı Azam'ı katleden zihniyet, bugün gözümüzün içine baka baka bize hanefilik satıyor, iyi mi? Evet. Gider de huzuruma gider. Yani işte burada böyle bir illüzyon yapılıyor hocam. Yani sanki Peygamber aleyhissalatü vesselam bir copyright alınmış, lisansı alınmış, patenti alınmış. Birileri onu savunma adına ona atılan iftiralara, ya kardeşim bu Kur'an'a aykırı, Peygamberimiz böyle bir şey söylemez diyen insanları Peygamberi inkar etmekle itham ediyorlar ki sünneti, bu da benim zoruma gidiyor. Sünneti inkar etmekle, Peygamberimizi devre dışı bırakmakla, ne kadar ağır şeyler. Canımız yoluna feda. Düşünebiliyor musunuz? Biz onun davası uğruna ömrümüzü sadaka verelim, harcayalım, biri gelsin bizim ömrümüzü uğruna sebil ettiğimiz Allah Resulüne efendim hakaret ettiğimizi, onu devreden çıkardığımızı, ona efendim sırt döndüğümüzü, onun sünnetini yok saydığımızı söylesin. Onun en büyük sünnetinin en büyük savunucusu ehli Kur'an'dır. Çünkü onun sünneti Kur'an'dır.